Tabii alt e, kodlarını ya da işte e, kamuoyuyla e, açıkladıkları kısımları görmeden hangi başlıklar üzerinden kendilerini anlatmadan burada e, tamamen bir e, yine, tam yürütüyor, e, tahmin yürütüyor olabiliriz. ama e, benim tahminim şu e, çok fazla son dönemde bu seçim sistemi ile ilgili e, tartışma e, gündemde e, e, var. Ve bu seçim sistemi üzerindeki değişime birkaç aparatla birlikte bir yeni anayasa halinin oluşabilme ihtimalini ben açıkçası okuyorum. Ama toplamına baktığınızda yeni bir anayasa formunda bir şey yani neyi çağrıştırıyor bende pek bir şey çağrıştırmadı diyebilirim. Şu an için belki içinde çok detaylı baştan sona ele alınan bir başlık şey başlıklar silsilesi halinde karşımıza da göreceğiz ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla son birkaç haftadır seçim sistemiyle ilgili işte dar bölge, daraltılmış bölge falan gibi. Ama seçim kanunu anayasa ile Ama bunu işte bir anayasa formu üzerinden ele almak belki mümkün olabilir. İşte dediğim gibi birkaç şeyle ilaveyle bu bir anayasa değişikliği formu gibi sunulabilir. Ben daha çok şöyle okudum mevzuyu: Erken seçim yapmak yerine ara seçim yaparak bir referandumla referandum mu koymak istiyor acaba diye düşündüm. ...bana direkt aklıma o geldi yani. Neyle? Anayasa referandumunu... Anayasa, bir ...güven tazeleme gibi mi? Tabii diyorum. tabii. Yani e, erken seçim yapmak yerine... ...acaba bir gaz almak için... ...böyle bir dönem... ...seçime gitme zorunluluğumuz söz konusuysa... ...bu kadar muhalefette böyle bir talepte... ...bulunuyorsa ve biz de... E, ...seçmenlerin önüne... E, ...bir referandum koyabilir miyiz acaba? E, böyle bir yeni anayasa... ...çünkü çok uzun yıllardır... ...beklenti noktasında olan bir şey bu... Yeni anayasa, yeni anayasa diyoruz da neyi beklediğimizi biz de bilmiyoruz aslında. Yani yeni anayasadan kastımız dedi ne? çünkü bahsettiğimiz şey sürekli konular ele alındığında işte bu bununla ilgili bu kanun değiştirilmeli diyoruz. Yani çok hani konjonktürel tartıştığımız bir başlık bu. Neyle ilgili? Seçimle ilgili tartışıyoruz. Seçim kanunu değiştirilmeli. Ya da işte özgürlüklerle, insan haklarıyla ilgili bir şey konuşuyoruz falan, şu olmalı. Hayvan haklarına dair şu olmalı falan şu şu yani her birini biz yeni anayasaya ihtiyacımız olayım. var diyoruz. E, Oysa ki dediğiniz gibi bu bir kanun değişikliğiyle mümkün olabilecek bir şey. E, ama ben daha çok dediğim gibi ilk mevzuyu duyduğumda e, acaba bir erken seçim yapmak yerine e, işte parlamentoda mümkünse. Bir güven oyu benzeri. Değilse de, değilse de halkın önüne e, bu anlamda Çünkü, çıkmak olabilir. Yani. E, Cumhur